bırakır mı? Buna mahkum mu bırakır girişimcilerini? İnanmak çok zor. Bunlardan örnekler gelebilir. Yine iltibas değerlendirmesi emniyet süboplarından en önemlisi demiştim, değil mi? Ülker Jumbo varken Elvan Jumbo ve artı şekil. Şimdi Jumbo büyük boy demek değil mi ya? Bunun için bir bilirkişiye falan gitmeye gerek var mı? TP'nin uzmanı Jumbo'yu görür görmez ya bu zaten size yani boyut ifade ediyor. Nedir bu? Ne karışması Allah aşkına demesi gerekmez mi? Eğer TP demediyse hakim demesi gerekmez mi? Yargıtay demesi gerekmez mi? Hayır. Hala biz başka bir yerdeyiz. Ama daha vahimi zero davalarıdır. Hatta zero savaşları da diyebiliriz. Şimdi bu dört tane davayı aslında ayrı bir tahlil etmek lazım. Vahamet diz boyu. Bakın sadece biraz önce söylemiştim ya. Sadece TP'yi söylemiyorum. Yargı da öyle. Yargıtay'ı da öyle. Bir istikrar beklemez mi girişimci ekonomide? Sayın Babacan altını çiziyordu çok haklı olarak. Şimdi ilk mahkeme, dört nolu fikri haklar mahkemesi, evet bu zero ayırt edici İstanbul dört nolu fikri haklar mahkemesi hükümsüzlük davasını Panda zero, Magic zero varken Coca-Cola zero'nun hükümsüzlüğünü istediğinde dört nolu mahkeme Uğur Bey reddetti. Dedi ki bu tanımlayıcı, bu karışmaz. Yargıtay bozdu. Hayır. Ayırt edici ve dominant. Neden? Aynı boyutta yazılmış. Yani tüketici boyuta göre algılıyor. Şimdi sonraki uygulamada zero savaşları devam ediyor. 11. Hukuk Dairesi bu kez benim mahkemenin önündeki bir davada. Ama dikkatinizi çekerim. Burada TP doğru bir işlem yapıyor ve diyor ki YİDK, Panda Zero önceki marka Kok Zero ile karışmaz kardeşim diyor ve itirazı reddediyor. Bu kez muhteriz bizim önümüze geliyor. Biz de diyoruz ki ya evet doğru bu. Çünkü karıştırma ihtimali yok. Bu ki yok dediğim kısaltma. Karıştırma ihtimali yok. Dava red. Her şey böyle gidecek sanıyorsunuz değil mi? Hayır. Yargıtay diyor ki olmaz. Kararı bozuyor ve diyor ki zero burada dominant unsurdur. Aynı boyutta yazılmıştır. Tanımlayıcı değildir. Yeterince ayırt edicidir. Ve kararı bozuyor. Üç nolu mahkemenin hakimi zaten yeterince tepki çekiyor bu konularda. Direniyor. Peki şu anda Hukuk Genel Kurulu'nda bekliyor. Hikaye bitmedi ama. Bu kez yine başvuru Uludağ Zero. Bakın birkaç tane firma arasında bir kapışma bu Zero üzerine. Coca-Cola Zero bu sefer geliyor. Dikkatinizi çekerim. Biraz öncekinde mağdurdu, alamıyordu. Şimdi bu şey hani Ankara kedisi benzetmesi var ya. Eğer hak sizinse kediler gibi kabarabilirsiniz. Güneşte kurumuş tüylerinizle kabarabilirsiniz. En büyük koruma kapsamını isteyebilirsiniz. Siz almak istiyorsanız o zaman tam tersi sudan çıkmış kedi gibi. En küçük delikten bile geçmeniz lazım. Yani ben alırken zero tanımlayıcı değil ama aldıktan sonra en ayırt edici marka o. Şimdi ne oluyor? Yine bir karar. Dört nolu mahkeme haklı olarak itiraz üzerine başvuru, bakın burada YİDK yine bir hata yapıyor. İtiraz üzerine biraz öncekini doğru yapmıştı. Şimdi ne oldu? YİDK'nın önüne gelen davalar da istikrarlı değil. Bu kez dedi ki hayır karışır. YİDK söylüyor. Dört nolu mahkeme Adem Bey haklı olarak diyor ki hayır arkadaş bu tanımlayıcı. Yargıtay bunu onuyor. Karar düzeltmeden de geçiyor kesinleşiyor. Ne oldu? Kesin hüküm oldu değil mi? Peki sonraki yine bizim mahkemede burada da aynı şekilde YİDK yine çuvallıyor. İtiraz üzerine başvuruyu reddediyor. Evet. Tamam bitireyim. Bitireyim ama o kadar dolmuşum ki kusura bakmayın. Yani şimdi neresini anlatacağımı bilemiyorum açık söyleyeyim.
Ve yine tekrar ediyorum, kurumsal hassasiyetlerin yeri yok. Eğer bir sistem bozukluğu varsa bunu hep birlikte düzeltmek zorundayız. Şimdi bu zero savaşları herkesin yenilgisiyle sonuçlanan bir savaşa döndü. Ama sonunda doğruyu herhalde bulacağız. Üç tane direnme kararı şu anda Hukuk Genel Kurulu'nun önünde. Maalesef Yargıtay'da en sorunlu bölüm Hukuk Genel Kurulu. Çünkü çok fazla direnme söz konusu ve 4-5 yılda zor geliyor. Ara sonuçları artık geçiyorum. Değerli katılımcılar, aynı problemler, bakın krokodil ne için isteniyor? Tuvalet taşları, özellikle su sağlama borular vesaire, 20. sınıftaki aynalar falan. Krokodili istiyor. Kim itiraz edebilir? Lacoste değil mi? Hiç şüphe yok. Çünkü siz bilinçli tüketicilersiniz. Hiç şüphe yok. Buna muhakkak Lacoste itiraz eder. Çünkü Yargıtay'ın daha önce bir kararı var. Lacoste değil, aynı şekilde krokodili bir üçüncü kişi tekstil ürünlerinde 25. sınıfta istiyor. Yargıtay diyor ki ya burada kavramsal bir bağlantı kurulabilir. Tartışılır. Şimdi uzmanlarımızla birlikte bir oylama yapsak eminim yarısı hayır ne alakası var diyebilir. Çünkü Fransa'da tekstil ürünleri için krokodil üçüncü kişiler adına zaten tescilli. Peki, yine aynı şekilde karar bozma, 3 nolu mahkemeden, yine Hukuk Genel Kurulu'nda belki bugün yarın karar gelebilir. Demek ki tanınmış markalarda da emniyet subaplarının hiçbirisi işlemiyor değerli katılımcılar. Bir tane işleyen bir yer gösterin. Kullanıma duyarsız, kör vesaire. Şimdi, sonuç ve öneriler. Evet, o zaman biz de analitik bir incelemeye geçmemiz lazım. Son geçtiğimiz 20 yıl içinde ne yaptık, nasıl işlemeli, sistemden ne bekliyoruz buna bakmamız lazım. 7.1b'ye, 16.5'e lütfen tekrar sarılıp da sisteme tamamen aykırı bu yapay bariyeri geri getirmeyelim. Bu aslında 551 sayılı kanuna geri dönmek için ısrar etmekle eşdeğer. Onun için Anayasa Mahkemesi'ne giderken arkaik maddeden söz ettim. Sonradan bu arkaik madde demek herhalde benim de özgürlüğüm. Rahatsızlıklar olabilir. Olmuş herhalde böyle benim gerekçelere. Ya arkadaşlar Ahmet Mehmet demiyorum. Arkaik madde diyorum. Bu benim de maddem. Bu benim de meclisim. Bu sistemin içinde ben de varım. Müsaade edin bu kadarını söyleyeyim. Tolere edin. Değil mi? Şimdi öteki maddeler yine gerçek kullanıma Avrupa Birliği'ndeki bütün emniyet suboplarını almalıyız. İltibas, zayıf unsur değerlendirmesi. Yargıtay'ın özellikle 7.1i yönünden hükümsüzlükte 5 yıllık süre koşulu var ya, tamamen yapay. Direktifte var mı hükümsüzlük davası için dava açma süresi? Yok, duyuyorum. Tamamen 551 sayılı kanunun 11. maddesinden alınmış, koyulmuş. Ya hani biz Avrupa Birliği sistemine geçmiştik arkadaşlar? Hala niye onunla uğraşıyoruz? Hükümsüzlükte oradaki 5 yıl sisteme yabancı olduğu gibi sadece direktifin 9. maddesi bize yeter. Onu almamız lazım. Hükümsüzlük yönünden süre yapay bir şekilde Yargıtay'ın getirdiği içtihattır. Onu kesinlikle uygulamamak lazım. 9. maddeyle de uyumlu olması lazım. Hepinize sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Alıcı'ya teşekkür ediyoruz. Ben hiç ekleme yapmadan Hayrettin Bey'e sözü veriyorum. Buyurun. İsterseniz yer değişir. Yer değişin bence. Bu taşınması güç olur. Buyurun Hayrettin Bey, teşekkürler.
Evet, ben de Hazir Hanım'ı saygıyla selamlıyorum. Başta Ahmet Battal Hocam olmak üzere huzurlarında bulunmaktan gurur duyduğum bir durum. Açıkçası lisans öğrencilerimi de görüyorum, hocamı da görüyorum. Bu tabii güzel bir duygu. Bir yandan da bu işin mutfağında olan asıl uygulamayı şekillendiren saygıdeğer meslektaşlarımızla aynı kürsüde tartışıyor olmak da ayrı bir gurur kaynağı. Tabii Türkay Bey çok dolmuş, bir saat konuştu, sabırla dinledik. Aslında dün bunun işaretini vermişti bana. Kendisiyle bir ön görüşme yaptığımızda neleri, hangi konuları hangimiz anlatacağız şeklinde. Şöyle bir slide gösterdi 30 saniye kadar. Düşündüm dedim 2 dakika sürer bir slide, 1 saat sürer bu iş. Bana zaten konuşacak bir şey kalmaz. Bugün de biraz evvel karşılaştığımız dedim ki sizinle her toplantıya katılırım Türkay Bey. Çünkü iş bırakmıyorsunuz bize. O anlamda rahatız. Tabii işin şakası bir yana tartışma konumuz çok fazla. Daha doğrusu tartışmalı alanlar çok fazla ama en başından başlayalım istiyorum ben. Bir kere baştaki sorunumuz 20 yıl önce kabul edilmiş, hatta bugünlerde Haziran ayı 1995 yılının kabul edilmiş olan 556 sayılı kanun hükmüne kararnamenin anayasanın 91. maddesinin 7 ve 8. fıkralarına rağmen halen mecliste kanun olarak görüşülmemiş olması. Anayasanın 91. maddesi 7. fıkrasında diyor ki kanun hükmüne kararnameler resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. 8. fıkrasında da diyor ki bunlar ivedilikle ve öncelikle görüşülür. Mecliste kabul edilmeyen kanun hükmüne kararnameler yürürlükten kalkar. Peki biz 20 yıldır bu ülkede bir türlü olağan hale gelemedik mi? Bu meclis ivedi olarak bunu görüşmeyecekse neyi görüşecek? Ha niye bunu söylüyorum? İşte anayasanın bu hükmüne rağmen kanun haline getirmediğimiz için başta Türkay Bey olmak üzere bazen başka sebeplerle kızdıkları kanun maddelerinin anayasanın mülkiyet hakkıyla ilgili hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gidip bunları iptal ettiriyorlar. İşte bakın burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini görüyorum ben. Bu kanun hükmünde kararnamenin 83-84 maddedir. 8 maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Ve şu an Anayasa Mahkemesi'nin önünde olanlar da hariç. Mesela 7.1b ile ilgili Türkay Bey biraz evvel başka sebeplerle eleştirdi. Ama bahsettiğim sebeple de mülkiyet hakkıyla ilgili olmasına rağmen kanun hükmünde kararnameyle düzenlendiği gerekçesiyle de iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Eli kulağında bugün yarın çıkacak. Çünkü geçtiğimiz bu ayın daha doğrusu 13'ünde kabul edilen ve 15'inde 2 gün sonra resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre ki bu bir sürpriz aslında. Çünkü 6 aydan önce gerekçe yazıp yayınlamaz ama burada 2 günde yayınladılar. 16. maddenin 5. fıkrası iptal edildi. Şimdi yol açılmışken Anayasa Mahkemesi'nin işi de kolay hem dosyaları eritmiş olur. Önümüzdeki haftada 7.1b ile ilgili müracaatı alarak çok kolay aynı gerekçeyi yazıp bunu da iptal edebilir. Yani demek ki hakimlerimiz tabii sadece fikri mülkiyetle ilgili hakimler değil diğer hakimler de dosyadan kurtulmak istiyorlarsa Anayasa Mahkemesi'ne gönderip tek tek her maddeyi iptal ettirebilirler. Yol açıldı. Siz dokunmadınız ama siz birkaçına dokundunuz. Başka hoşuna gitmeyen 5-6 maddesi olan başka bir hakim de onlara dokunursa maşallah hakimlerimiz sayısı da bir 10.000 kadar var. Bir şekilde kanun hükmünde kararname tamamen geçersiz hale gelebilir. Keşke öyle bir şey olsa ki Türk Patent Enstitüsü de harekete geçse de bir zahmet artık bunu düzeltse. Tabii bununla ilgili çok eleştiri, çok sorun var. Bunları zaman zaman danışma kurulu toplantılarında dile getiriyoruz. Ben naçizane Yüksek Öğretim Kurulu'nun temsilcisi olarak danışma kurulu üyesiyim 10 yıldır Patent Enstitüsü'nde. Yılda birkaç kez toplanıyoruz. Bazen Sayın Bakan teşrif eder, bazen Sayın Müsteşar. Bu toplantılarda dile getirdim. Bir gün dedim ki Sayın Müsteşar'ın başkanlığında madem kanun çıkaramıyoruz, o dönemin Sayın Başbakanı sizin kanunlarınızla uğraşacak vaktimiz yok. 4-500 maddeyle kim uğraşacak? Alın bunları diye iade etmiş. Başkan bundan bahsetti. Bir torba yapın, 40-50 madde getirin, acil maddelerinizi geçirelim. Yoksa bunların tek tek uğraşamayız demiş. Dedim ki madem öyle kanun kararnameyle hiç olmazsa düzelteceklerini düzeltelim, düzelemeyecekleri kanun olarak torbaya dönüşelim. Müsteşar Bey dedi ki siyasi iktidar kanun hükmüne kararnamelere sıcak bakmıyor dedi. Aradan 2 ay geçti, 8 tane bakanlık kanun hükmüne kararnameyle yeniden yapılandırıldı. Bu siyasi iktidar aynı siyasi iktidar. Demek ki istenirse yapılabiliyor. Burada tabii kanun hükmüne kararnameden kaynaklı anayasayla ilgili bu sorun temel sorunlardan biri. Bir kere bunu düzeltmemiz lazım.
Adam gibi bir kanun yapmamız lazım. Ve bu konuda da inisiyatif Türk Patent Enstitüsü'nde, oradaki yöneticilerde diyelim, topu onlara atalım. Diğer bir konu, kanun hükme kararname var ama bazı hususlarda hüküm yok. Kanun hükme kararname şeklen var. Ama içeriğindeki düzenlemelerde eksikliği ne yapacağız? Yani sadece mevcut kanun hükme kararnameyi kanunlaştırmamız yetmez. İçini düzeltmemiz lazım. Örneğin tanınmışlıkla ilgili hüküm var mı? 7.1i sözde Paris Sözleşmesi atıf yapıyor. Türkay Bey canı sıkılır yarın götürürse Anayasa Mahkemesi de onu iptal eder. Ha gitti mi? İyi. Ne güzel bak. Aklın yolu bir. Yol açıldı çünkü. Peki neye kaldı ki var olduğunda da ölçümüz ne? İşte Uzmanlar Komitesi'nin yayınladığı bir kriter var. Kriteri herkes kafasına göre yorumluyor. Patent Enstitüsü'ne başvuruyorsunuz ben tanınmış markayım diye. Bir sanırım bir kurul var. O kuruldan geçiyor. Listeye kaydettik, deftere yazdık diyor. Fethi Bey'in önüne geliyor. Fethi Bey diyor ki beni bağlamaz. O Patent Enstitüsü'nün kendi iç işleyiştir. Kanunla verilmiş bir yetkisi yoktur. Siz bir kişi olarak tanınmış olup olmadığını tespit edin diyor. Hadi buyurun. Tanınmışlığın tespiti yetkisi kimde? Mahkemede mi? Patent Enstitüsü'nde mi? Enstitünün bu yetkisinin dayanağı ne? İsmail Bey burada. Geçenlerde aradım sordum. Dedim ki bunu neye göre yapıyorsunuz? Hiçbir yerde yazmıyor. Dedi ki bir yönetim kurulu kararı var bununla ilgili. Buyurun. Tamam. Hayır. Şöyle. Kanunlaştım baktım. Düzenleme yapma yetkisi var. Ama tanınmışlığı test edip de sicile kaydetme yetkisi diye bir yetkisi yok. Öyle bir yetki yok. Onu yönetim kurulu kendisi uydurmuş. Alıvermiş yetkiyi bu kanuna dayalı olarak. Şimdi tabii mahkemede haklı olarak diyor ki ben senin bu yetkini tanımıyorum. Kanunu sen yanlış yorumlamışsın. Bu beni bağlamaz. Peki doğrudan bir tespit davasıyla tanınmışlığı tespit ettirebilir miyiz? Mahkemeye başvurup? Hayır. O da etkisiz. O zaman tanınmışlığı kim neye göre tespit ediyor? Bir karar verelim. Tabii bu 7.1i'de hüküm var falan hani yetki 5.000 kanundan, 5.000 sayılı kanundan falan alıyorsunuz. 8.4'tekini ne yapacağız? Toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markayla ilgili adam itiraz etti. Hangi uzmanımız acaba bunun gerçekten 8.4 hükmüne göre toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka mertebesine erdiğini belirleyecek? Ve hangi sıfatla belirleyecek? Önce belgelerini isteyecek. Belgeleri isteyecek ama ölçümüz ne? Tartımızın, kantarın topuzun neye göre ayarlayacağız? Neyse bu konuyu Elif Hanım'a yüksek lisans tezi olarak verdik. Patent Enstitüsü'nde uzman arkadaşımız. İnşallah ondan bir şey bekliyoruz. Belki faydalı bir iş de yapmış olur böylece bütün ülke için. Evet, tanınmışlıkla ilgili hem yerel tanınmışlık hem uluslararası tanınmışlıkla ilgili sorunumuz var. Bir başka sorun, kanun hükmünde kararname hükümleriyle ikinci düzenlemelerin ve diğer kanunların çatışması ki bu ciddi bir sorun. Bunu ben birkaç kez dile getirdim ama enstitü pek ciddiye almadı. Örneğin marka ile ilgili hukuki işlemlerde devir, rehin vesaire kanun hükmünde kararname diyor ki yazılı şekilde yapılır sözleşme. Yönetmelik diyor ki noter tasdikli olacak. Neye göre? Ölçümüz ne? Yetkiyi kimden aldınız? Ama bu son 10 yılın kronolojik bir rahatsızlığı kamu kurumlarında. Ben yaptım oldu. Böyle bir mantık var. Yapamazsınız. Buna yetkiniz yok. Değiştireceksiniz yönetmeliği. İşte ben yaptım oldu derseniz mahkeme de ben yaptım oldu diyor. Anayasa Mahkemesi de öyle diyor. Yargıtay bugün öyle diyor, yarın öteki türlü söylüyor. E ne yapacağız? O zaman da işte yetki yasaklık olmuyor. O zaman da hepimiz birden aynı otobüste büyük bir hızla felakete doğru gidiyoruz. Örneğin bu devir işlemindeki noter tasdiki hususu belirtelim. Ticaret kanununda, yeni ticaret kanununda 11.3 diyor ki ticari işletme yazılı sözleşmeyle devredilebilir. İçerisinde marka varsa ne yapacağız? Enstitü diyor ki ben noterden isterim. Şimdi düşünün ticari işletmeyi yazılı sözleşmeyle devrediyoruz. İçindeki bir unsuru yazılı sözleşmeye devredemiyoruz. Hayır. Bunları birbiriyle uyumlu hale getirmek zorundayız. Tabii burada Türkay Bey marka özelinde eleştirilerini gündeme getirdi haklı olarak. Birçok yerde katılmadığım bir yer var. Birazdan sürem dolduktan sonra cevap hakkımı kullanacağım. Diğer sınai mülkiyet haklarıyla ilgili düzenlemelerle çelişen yerler var. Onları nereye oturtacağız? 8-5. Nispi tescil engellerinden biri diyor ki başkası adına sınai